Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Zengin. 4. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar size aritmetik operatörleri anlatacağım. Hemen lafı uzatmayayım. Programımızı açalım. New Project, Windows Form Application, aritmetik operatörler diyorum. Form ekranındayız. Yeni bir kontrol öğreneceğiz arkadaşlar. Her defasında buton atıyorduk. Şimdi şöyle biraz aşağı inelim. Textbox diye bir kontrolümüz var. Bunu atacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradaki bütün kontroller All Windows Forms sekmesi altında bulunuyor. Normal şartlarda mesela sizde burası açık olabilir veya burası açık olabilir. Kafanız karışmasın. Hani mesela burada neden Textbox yok diye diyebilirsiniz. Common Controllers'lar arkadaşlar standart Windows'un kullandığı kontroller. Textbox burada da vardır. Buton burada da vardır. Bir de şimdi label göreceğiz arkadaşlar. Label'larda mesela sadece ekranda yazı olarak görebiliriz. Yani herhangi bir işlemi yoktur. Sadece görsel olarak bir yazı yazabiliriz. Burada Common Controllers'larda standart kontrolü görebiliriz. Eğer bütün kontrolleri görmek istiyorsak da All Windows Forms sekmesi altında bütün kontrolleri böyle görebiliriz. Bunu zaman içerisinde zaten buradan kontroller kullana kullana öğreneceğiz. Gerek checkbox, combo box vesaire vesaire bir ton kontrolü göreceğiz. Şimdi butondan sonra göreceğimiz kontrol arkadaşlar textbox. Textbox şöyle sürükleyip bıraktım. Mesela herhangi bir siteye yolluyorsunuz. Yollunca şöyle bir kutucuklar vardır muhakkak görmüşsünüzdür. Kullanıcı adı, şifre, ad, soyad vesaire ister. İşte bu textbox'tır arkadaşlar. Yani Windows form kısmındaki adı textbox bunların. Standart adı da aslında textbox'tır. Her neyse. Şöyle şuraya koydum. Bir de label koyalım arkadaşlar. Şuraya kapatalım. Bizim için yeterli. Label arkadaşlar biraz önce dediğim gibi sadece görsel. Hiçbir şey yok yani. Sadece görsel olarak herhangi bir yazı yazarız. Biz buraya ne yazarsak biz onu gösterir. Text tarafına. Şimdi biz buraya birinci sayı diyelim. İki nokta üst üste şöyle yazalım. Textbox'ımızı şöyle tam onun yanına böyle hizalayalım. Tam ortalanmış bir şekilde nasıl anlıyoruz hizalanacağını? Mesela bunu şuraya geldik. Şimdi şurada yani pembemsi bir renk çıktı şöyle dikkat ediyorsanız. Bu demek şu an buradaki olan kontrole tam olarak hizalanmış şekilde. Sadece şöyle biraz daha götürüp şurada zaten bağlanacak bakın yaklaştığınız zaman. Bu da tam olarak bağlanmış olarak göreceksiniz. Sonra bunları seçtim ben şöyle. Üste doğru geldim. Üste doğru bak bağlanıyor arkadaşlar. Şöyle getiriyorum. Hop gidiyor. Hop gidiyor. Şöyle getiriyorum. Buraya hop gidiyor. Bu şekilde hizalayabiliyorsunuz. Ben şöyle üste şuraya koydum. Formu biraz küçülteyim. Şunları biraz daha ortaya çekeyim. Hatta şuradan şöyle ortalayayım. Ondan sonra bu ikisini seçip bir kopya yapalım. Bir pas yapalım. Bu ikisini tekrar şöyle şuraya hop şuna bağlayalım. Aynı hizada oldu hepsi. Gelelim. Bunları şöyle şuna properties'ine girelim. İkinci label'ımızın. Buna ikinci sayı yapalım. Bunların name'ine vermemize gerek yok aslında şu anda kullanmayacağımız için. Sadece görsel bir duracak orada. Kullanacaklarımız şunlar arkadaşlar. O yüzden şimdilik bir isim veriyorum ben buna. Textbox 1 yazar. Buna TXT girilen değer 1 yazıyorum. Tekstine bir şey yazmayacağız. Boş kalacak. Şurada gördüğünüz gibi boş zaten. Standartlarda. İkinci textbox'ımıza girelim. Ona da txt girilen değer 2 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane toolbox'tan yine bir tane buton atalım. Bu butona da properties'ten text özelliğine toplama diyelim. btn toplama yazayım. Pardon. Sonra çift tıklayalım. Evet. Toplama click event'ına geldik. Şimdi arkadaşlar. Şurada toplama işlemi nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi iki türlü göstereceğim arkadaşlar. Biri dışarıdan bir sayı yakalamayacağız. Yani mesela buraya 10 girdik. Buraya 5 girdik. Topla dedik. 15 sonucunu göstereceğiz. Şimdi biz buralardan sayıları yakalamayacağız. İçeride hani ilk günü hatırlarsınız yani ilk zamanlar ikinci derslerde falan veri tiplerini anlatırken integer sayı eşittir hani 10 derdim 25 derdim
Aslında burada bir içeride bir sayı oluşturduk. Onu içeride yakaladık. Şimdi yine bunun üzerine bir örnekte gideceğim. Integer sayı eşittir 10 diyeyim. Integer ya da sayı demeyeyim arkadaşlar. Şununla girilen değer 1 diyeyim. 10. Integer girilen değer 2 diyeyim. Bu da 5 olsun. Şimdi toplama işlemini burada yapacağız arkadaşlar. Toplama işlemi yaparken aritmetik operatörlerde bazı işaretler vardır. Onları yazmak istiyorum şuraya. Şu şekilde yorum satırlı yorum satırı yazmak istiyorum. Artı toplama. Eksi çıkarma. Matematikten biliyorsunuz zaten bunları. Çarpma. Bölme. Mod alma. Yani bölümden kalan. Yani mesela onu ikiye böldük. Onun ikiye bölümünden kalanı gibi. Artı artı bir bir arttırma sayıyı ve eksi eksi bir bir azaltma. Aritmetik operatörlerde arkadaşlar kullandığımız semboller bunlar. Toplama, çıkartma, bölme, mod alma, bir bir arttırma ve bir bir azaltma. Şimdi biz toplamı yapacağız. Integer toplam eşittir. Girilen değer 1. Şuradan değişkeni aldık buraya. Yakaladık. Topla. Neyle toplayacağız? Girilen değer 2. Buradaki değerle toplayacağız. Kapatalım. Message box arkadaşlar. Nokta shop. Toplam nokta toString diyerek gösterelim. Şöyle. Çalıştıralım. Buralardan sayı yakalamayacağımız için sadece içeride yaptık zaten sayılara girdik. O yüzden sadece toplama butonuna basıyorum. Bana 15 sonucunu verdi. Güzel. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken ve öğreneceğimiz işlem şurada şu var. Toplama işleminden sonra. Bunu bir yorum satır haline getiriyorum. Hatta getirmeyeyim. Hiç gerek yok bir daha yazmaya. Şimdi içeride 10 yaptık. Peki biz bunu dışarıdan ilk text box'tan alalım. Nasıl alacağız? Öncelikle hangi kontrolden alacaksak onun adını yazıyoruz. TX'te girilen değer 1'di. Kontrolümüz adını. Peki buradaki yazacağımız yazı bu kontrolün neresine gelebilir? Bakın text özelliğine. Yazalım mesela 25 yazalım. Bakın orada 25 yaz. Yani ben burayı harf de yazsam bana onu da yazacak buraya. Demek ki bu text tarafından gelecek kısım bizim için sayıdır. Sayıyı işaret eder. O yüzden diyoruz ki TX'e girilen değer 1'in nokta. Bakın burada property'ler var. Bir sürü var. Ben teksinden geleni yakalamak istiyorum. Yazı tarafından gelen kısmı. Kapatıyorum. Bize kızacak. Çünkü diyecek ki F6 ile derledim arkadaşlar. Text'e girilen değer 1000 nokta text'i bir string diyor. Siz bunu integer bir değişken atmak istiyorsunuz. Lütfen diyor convert işlemini yapın diyor. Biz de convert işlemleri dersimizden hatırlayalım. Convert nokta toInt 32. ToInt 32 integer'dı arkadaşlar. Int 16 short, int 64 da long'a işaretti. Biz integer oluşturduğumuz için değişkenimizi toInt 32 yapacağız. Şöyle parantezi açtım. Text'e giden değer 1 nokta text'ini parantez içerisine aldım. Yani buradan gelen string değeri int 32'ye çevir yani integer'a çevir. O çevirdiğin değeri de gel integer girilen değer 1 adlı değişkenin içerisine at dedik. F6 ile derledim. Hiçbir şekilde kızmıyor. Aynı işlemi burası için de yapacağım. Convert to int 32. Text'e girilen değer 2'nin text'i. İkinci tek box'ımız. Bu isimler önemli değil arkadaşlar buradaki text'e girilen diye. Ama daha önceki derslerde de söyledim. Hangi kontrollü giriyorsak name'ine onun mesela text box'ın kısaltması TX diye ben yapıyorum. TX yazdım. Butonu neydi? BTN gibi. Hani önden yazın. Ondan sonra hatırlayacağınız bir şekilde düzgün mantıklı olanı devamlı getirerek yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız.